Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdülatif. Yine bir Nintendo Switch videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Nintendo Switch'in bazı çok bilinmeyen bazı özelliklerini göstereceğim. Bu özellikler size kullanışlık açısından kolaylık da sağlayacak. Ve şimdi özelliklerimize geçelim. İlk özelliğimiz arkadaşlar, çoğu kişinin de bildiği gibi şu tuş fotoğraf çekmemizi sağlıyor. Basıyorum ve albümlere gelerek fotoğraflarımıza bakabiliyoruz. Ve oyun esnasında da bunu yapabiliyoruz. Ve oyun esnasında bazı kaydetmek istediğiniz yerler olabilir. Orada da şuna basılı tutunca 30 saniye ya da 15 saniye arasında değişiyor. O anlık videonuzu kaydedebiliyorsunuz ve albümlerinize gelip videonuzu izleyebiliyorsunuz. Mesela ben bir tane FIFA oyununda kaydetmiştim. Bu şekilde kaydedip izleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, Nintendo eShop'tan bazı oyun aldığınızda arkadaşlar size gold puan veriyor ve bu gold puan sayesinde ne kadar gold puanınız varsa düşük ücretli oyunları alabiliyorsunuz. Mesela şu oyunu aldığımda diyelim, şurada yazıyor 250 gold puan veriyor. Yani 2,5 dolar falan. 2,5 dolarlık bir oyun alabiliyorsunuz ya da bunu biriktirip daha fazla bir şey alabiliyorsunuz. Bir de oyun kartlı oyunlarda bunu nasıl alacaksınız, bunu göstereceğim arkadaşlar. Mesela oyun kartımızı taktık şu an. Benim var içinde. FIFA 20 var şu an. Ve FIFA 20'nin üzerine gelip artı tuşuna basıyoruz. Artı tuşuna bastıktan sonra da, yani bu en başta geliyor, en alta inip My Nintendo Rewards programa geliyoruz ve Earn Gold Points, buna basıyoruz. Ve bu şekilde o gold puanı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben tarihini geçirdiğim için şu an alamıyorum. Ama arkadaşlar, kartı aldığınızda bunu hemen yapın çünkü belirli bir süresi var. Eğer bu süreyi geçirirseniz bu şekilde alamazsınız. Bir diğer özelliğimiz ise arkadaşlar, joystick'imizin Joy-Con drift sorunu olup olmadığını anlamak için bir özelliği var. Ayarlara giriyoruz ve en altta controller and sensor'a girip buradan da Celebrate Control Sticks'e basıyoruz arkadaşlar ve hangi joystick'e bakmak istiyorsak o joystick'in üzerine tıklıyoruz ve bu şekilde ekranda görmüş olduğunuz gibi hareket ettirdikçe noktada hareket ediyor. Eğer bir sorunu varsa zaten buradan görebiliyorsunuz. Diğerine de bakalım. Şu şekilde. Evet. Eğer de bir kaydırma falan olduğunda da ya da bir nokta diyelim tam ortada değilse, şurada falan duruyorsa, onu X'e basarak düzeltme şansınız var. X'e basıyorsunuz ve Celebrate diyorsunuz. Ve bu şekilde gösteriyor. Ortalamasını sağlıyor arkadaşlar bu. Şu şekilde komutları yapıyorsunuz. Sonra çeviriyorum. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer Joy-Con drift sorununuz varsa diğer videolarıma bakıp kendi başınıza Joy-Con'unuzu tamir edebilirsiniz. Arkadaşlar, bir diğer özelliğimiz işte televizyona doka taktığımızda Nintendo Switch'e bazı ayarlar yapabiliyoruz bunda. Mesela 1080p ayarı ya da 720p, buna bakmanızı tavsiye ederim. Ayarlara giriyoruz ve en altta bir üstünde TV settings, yani televizyon ayarlarına geliyoruz ve kaç pi istiyorsak burada ayarlayabiliyoruz. Otomatik 480p, 3 seçeneğimiz oluyor. Bende her zaman 1080p'de duruyor. Ve burada RGB, en iyi performans almak istiyorsanız arkadaşlar full range'de, benimki yani full range'de duruyor. Siz de full range alabilirsiniz eğer full range'de değilse. Çoğu kişinin Nintendo Switch'te olduğu gibi pil gücü gösterme ya da göstermeme şeklinde. Şu an bende gözükmüyor ama şu ayarlara gelerek sisteme geliyoruz ve şurada konsol batarya diyor. Buna 10 diyorum ve bu şekilde gözüküyor. Ama gözükmeyenler için de tekrar geliyorum. Benimki daha demin gözükmüyordu. Geldim. Bataryaya geldim. Kapattım. Ve gözükmüyor. Onu şu şekilde dokunarak
gösterebiliyorsunuz ya da daha kolay bir şekilde mesela konsol elinizde ya da Joy-Con'ları aldığınız uzak bir yerde oynuyorsunuz diyelim. Nasıl şeye bakacaksanız arkadaşlar şu arkadaki iki tuş ZL ve ZR'ye aynı anda basıyorsunuz ve kendiliğinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi tekrar basıyorum ve yine çıktı. Bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ses açma kapamayı yine uzakta oynuyorsak eğer şuradan yapılıyor zaten ses açma kapaması. Ona basmadan direkt menü tuşuna basılı tutuyoruz ve böyle bir ekran geliyor. Buradan direkt uyku moduna alabiliyorsunuz. Sonra ışığını açıp kapatabiliyorsunuz. Ya da otomatik şeyi kapatabiliyorsunuz ve bu şekilde daha da parlak oluyor. Ve sesini açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Ve bir şey daha vardı. Bir de uçak moduna alabiliyorsunuz. Uçak modunu alıp kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir şey haberiniz olsun. Uçak moduna aldığınızda Joy-Con'ları uzaktan kullanamıyorsunuz. Şu an ne kadar aralasalar da Joy-Con'lar Nintendo Switch'e ulaşamıyor. Ve buradan tekrar elimle yapıyorum. Kapatıyorum ve Joy-Con'lar tekrar bağlandı. Mesela oyun esnasında nasıl zoom yapılır? Mesela bir yer gördünüz, küçük bir yer ve zoom yapmak istiyorsunuz. Bunu arkadaşlar direkt menü tuşuna bir sefer iki kez basıyorsunuz. Hızlı bir şekilde iki kez basıyorum ve gördüğünüz gibi zoom yapabiliyorum. Buna X'e basarak yaklaştırıyorum. Y ile de uzaklaştırıyorum arkadaşlar. Ve mesela zoom yaparak da oyuna devam edebiliyorsunuz. Mesela şu kadar zoom yaptım diyelim. Sonra bir kez menü tuşuna bir kez basıyorum ve kilitli bir şekilde kalıyor ve bu şekilde halen oyunun içinde ya da menüde dolaşabiliyorum bu şekilde. Ve tekrar menü tuşuna bastığınızda kilit kalkıyor ve zoom yapabiliyorsunuz bu sayede. İki kez tekrar bastığınızda normal kendi haline geri dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar son özelliğimize geldik. Biliyorsunuz ki son bir sistem güncellemesi geldi Nintendo Switch'e ve güncellemeyi yaptığınızda ana menüde online, Nintendo Switch online bir menüsü oldu. Yani direkt eShop'tan girip bu yere giriyorduk eskiden. Artık direkt buradan menüden direkt Nintendo Switch online'a girebiliyoruz. Ve burada her Nintendo Switch'te sahibinin ücretsiz 7 gün online oyun oynayabiliyorsunuz. Ücretsiz 7 günümü başlatabiliyorum buradan. Ama arkadaşlar bir şey daha var. Mesela başlattığınız bitti bu. Ve yaklaşık 1 ay ya da 2 ay sonra tekrar bu 7 gün geliyor. Yani ücretsiz online oynamak istediğinizde bu şekilde yapabilirsiniz ya da turnuvaları bekleyip bu şekilde ücretsiz 7 gününüzle başlatıp turnuvalara katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.